Gel. Alın odun kalmamış, odun keselim. Kes. Aa, sen de yıka bakalım çömleğe, güzel bir fasulye yapalım bu akşam. Alın mı var? Vay. Yap, ver bakalım lan buraya. Yar gelir dura, yar gelir dura. Ölürüm ben, ölürüm ay. Yar gelir dura, dura. Yar gelir dura. Koylara bir bol soğan şey yapalım. Şimdi bana birçok arkadaş diyor ki ya sen neden geldin? Yalnız başına nasıl duruyorsun burada? Ya ben zevkine duruyorum burada. Benim herhangi bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Burada zamanında 25 haneydi burası. Fakat gençler yetişti, evlenme sorunu oldu, okul sorunu oldu. Birer birer burası yok oldu ve şu anda benden başkası da kimse yok burada yani. İşte vatandaş bir kere burası dağıldı, evlere yıkıldı, geri dönme imkanları yok. Ben buraya geldim Allah razı olsun. Köyümüzün okulun öğretmen lojmanında, İncesit köyün muhtarına 105 kuruş, 100 lira, 120 lira bir kira veriyorum. O da önemli değil. Yalnız ne var? Kışın işte buranın kış şartları biraz ağır geçiyor. Yani burada yedirgen, otun olduğu zaman, yemin olduğu zaman sorun olmaz. Ama olmadığı zaman ulaşım çok zordu. Kaç günden beri yollar kapalı yani. Ve şimdi yeni yağıyor. Fakat hayvanlar kar altında. Devamlı hazırda bulunuyor. Hazır besliyoruz hayvanlarımızı. Bunlar hep hizmet istiyor. Bunlar zaten anlamazsan, bunların hizmetini yapmazsan bir şey alamazsın. Yani eşim Allah razı olsun yardımcı oluyor her konuda. İki tane kızım var evli. Oğlum askerden yeni geldi. O işe girdi 40 tane. Biz hanımla burada. Yani yapabildiğimiz yere kadar burada devam edeceğiz. Ve ben de diyorum ki ama ben ölsem bile benim mezarım burada olacak. Annem babam zaten burada yani mezarları. Yani ben burasını sevdim arkadaşım. Kırklarındayım var fakat ben kırklarına gittiğim zaman huzurlu olamam yani. Ben burada saatim yerinde. Ben şu anda 1950 doğumluyum. Ama kendimi 15 yaşında delikanlı gibi hissediyorum. Çünkü koca gün hayvanların başında spor yapıyorum yani. Bundan 20 yıl önce 25 hanemiz vardı köyümüzde. 25 hanemiz vardı. Şu an burada 40 tane 50 tane öğrencimiz vardı yani. Ama dediğim gibi kimisi İstanbul'a gitti, kimisi kırklarına gitti. Burası dağıldı. Ya onun için o yüzden ben isterim ki benim gibi daha bir iki arkadaş gelsin. Burada mesela benim bir iki komşum olsa eşim en azından gidip gelecek. Biz erkek olarak akşam olduğumuz Sarbiler'e gidiyoruz, Armutveren'e gidiyoruz. Fakat o devamlı içeride kadıncağız da sesini çıkarmıyor bana karşı. Ama tabii ki sıkılıyordur Allah razı olsun. Televizyona oyalanıyor kadıncağız. O başka bir şeyimiz yok yani.
Eğer kahve olsaydı. Söz gör. Bugün kar biraz sanki yağmurlu gibi ama. Yağmurlu. Getireyim seni paspalacağız bak. Ne akıp sorarlar.